padişah nasıl yemek yiyordu? Sofra nasıldı? Bir onu anlatırsanız. Sonra mutfak sistemine geçeriz. Şimdi, teşkilatına. Evet. Biliyorsunuz Fatih döneminden itibaren padişahlar diğer devlet adamlarıyla birlikte yemek yemeyi bırakmışlardır. Tek başına yiyor. Tek başına değil. Fatih kanunnamesinde der ki meğer ki evladı iyalim ola der. Yani hanedan mensuplarıyla birlikte yemek yiyebilir ama herhangi bir devlet adamıyla birlikte yemek yemezdi. Bu uygulama şeyin son dönemlerine kadar, imparatorluğun son dönemlerine kadar devam etmiştir. Biraz önce konuştuğumuz, arada konuştuğumuz ziyafetlerde yalnız padişahlar diğer misafirlerle birlikte yemek yemişlerdir. Mesela ikinci Abdülhamit böyle bir yemek. Çok daha sonra. Evet. Dolayısıyla biz onların Enderun'da nasıl bir yemek yediklerini, yani sarayın üçüncü avlusundaki ya Enderun kısmında ya da harem kısmında nasıl yemek yediklerini çok iyi bilmiyoruz. Böyle bir şey yok. Yani gören yok. Spekülatif bir takım şeyler söylemek mümkün. Ne kullanıyordu? Sofra kullanıyorlardı. Sofrada deriden Bulgari, evet sofra örtüsü dediğimiz Bulgari deriden yapılma bir sofraydı. Onun üzerine küçük bir sini altı koyuyorlardı. Üzerine de sini koyuyorlardı. Sini altı. Sini koyuyorlardı. Nihale mi yani? Sini. Nihale onun altındakine nihale diyebilir. Aradaki şey diyorsunuz. Tamam. Evet. Üzerine gümüşten sini koyuyorlardı. Mesela Kanuni Sultan Süleyman altın kapkacak kullanmayı yasaklamış. Kayıtlar onu gösteriyor. Bu dini bakımdan mı? Ekonomik açıdan. Dini bakımdan o zamanın uleması onu çok ciddi şekilde eleştirmişler. O da tavır koymuş. Yani altın kapkacak kullanımını yasaklamış. Ama gümüş kullandığını sanıyorum. Bunun üzerinde... Affedersiniz, altın kapkaçağı erkekler için mi, haremde de mi? Komple, sarayın tamamında yasaklandığını yani söylüyor kayıtlar. Yani Hürrem Sultan'a altın kullanmayacaksın diyebilmiş midir? Onu da bilemiyoruz. Yani, onu bilemeyiz. Bu tür detayları çok fazla bilme şansımız yok. Yani ancak işte Enderun kısmında yaşayıp da eser vermiş olanlar varsa onlardan belki yakalamak mümkün. Çok da pek de mümkün olacağını zannetmiyorum. Çünkü padişah yemek yerken yanında ancak Kasadolulardan birkaçı olabilir. Veya haremde yiyorsa işte valide sultanla yiyebilir. Kendi eşiyle yiyebilir. Evet. Ama tayinat defterlerinde... O nedir? Tayinat defterleri de saraydan gıda maddesi takımını, saray mutfaklarından gıda maddesi dağıtımını gösteren listelerdir, muhasebelerdir. Mesela ekmek dağıtımını, şeker dağıtımını, pirinç dağıtımını gösteren listeler. Bu listeler aynı zamanda padişah veya padişahla birlikte yanındaki hanedan mensupları ve Enderun halkı herhangi bir yere gittiğinde bunlara ne tür tahsisatların yapıldığını gösterir. Yemek onlardan tahsisat. Bir tanesi, evet, onlardan bir tanesi mesela Kanuni'nin neler yiyip içtiğini gösteriyor. Sofrayı tanımlamış. Sofrada 5 çeşit yemek var. İkisi çorba, bir tanesi et yemeği, bir diğeri pilav, beşincisini hatırlamıyorum. Dolayısıyla çok... İki çorbayı peş peşe mi içiyor, canının istediğini mi içiyor? İşte muhtemelen bilinmiyor. Yani bilinmiyor. Yani spekülasyon yapacağız şimdi. Bunu kimse de bilemez. Yani çünkü hiç kimse bunu anlatmıyor. 19. yüzyıla geldiğimizde daha net bilgiler elde edebiliyoruz. Bunun dışında mesela padişahın, Kanuni Sultan Süleyman'ın veya daha sonraki herhangi bir padişahın bir teferruç sırasında yani bir gezinti için bir yere gittiğinde neler yaptığını görebiliyoruz. Mesela 16. yüzyıl sonundan itibaren bazı padişahların valide sultanlarla birlikte oturup kahve içtiğini biz biliyoruz. Ekstra bir yiyecek, yeme içme organizasyonu açısından bunu söyleyebiliriz. Sonra şerbet içtiklerine dair kayıtlar var. Bunun gibi. Annesinden akıl alıyor. Detaylara ilişkin çok fazla bilgimiz yok maalesef. Yani diğer tablolara bakarak biz padişahların veya valide sultanların özel hayatına dair bir takım
spekülatif şeyler söyleyebiliriz ancak. Ama çok detaylı şeyler söylemek mümkün. Anladım. Değil. Bu arada yani efendim, şu Alev Hukuki gibi kitapların çok olması lazım diyor Alev. Yani onun evet, Alev çok detay yoktur. Yani en bu arada çok gelen bir soru var. Aradan sonra cevap vereceğiz. Bir, Kayısı var mıydı diyorlar. Kesinlikle vardı. Malatya'ya ne zaman geldi? Çok. Onu bile. Kayısının bir tanesi daha var. Zerdali. Daren de kayısısını 17. yüzyıldan itibaren görebiliyoruz. İstanbul piyasasında. Evet. Elimizdeki Osmanlı'daki en eski yemek kitabı ne zaman ait? 15. yüzyıla ait. 15. yüzyılda Şirvani'nin Kitab-ı Tabih çevirisidir. İkinci Murat'a o zaman. Fatih babasına mı? O dönemde. 15. yüzyılın ikinci yarısı. Biraz daha İkinci sonra. Yarısı. Yayınlandı Mustafa Argun Şah tarafından yayınlandı. Kayseri. 15. yüzyıl Osmanlı mutfağı ismiyle çıktı. İçinde... Tarif mi var? Tamamı tariflerden oluşuyor. Tam bir yemek kitabı yani. Ama Türk yemekleri mi yoksa Araplardan falan tercüme mi? Araplar mutfağından. İran coğrafyasına ait yemeklerden çevirme. Arap yemeklerini de içeriyor. Fakat iyi bir tarafı var. Şirvani o yemeklerin önemli bir kısmını Türklerin damak tadına uygun halde ya da Anadolu'da halen kullanılan yemeklere göre tarifleri değiştirmiş. Kitabın aslındaki, Arapça aslındaki tarifler değil, aynı zamanda Türklerin Anadolu'da üretmeye devam ettikleri yemeklerin tariflerini içeriyor. Bu yanıyla biraz Türk mutfak kültürüne uygun bir yayın olarak kabul edilebilir. Ha, o açıdan kesinlikle. Bir soru. Sorabilir miyim? Hocam bizde çok balık var mı? Çünkü genellikle Türkiye'de... Belli Hanım balığa geleceğiz ayrıca. Belli Hanım balığı ayrı bir konu yapacağız. Şimdi biraz sonra. Şu yemekler bitsin balık konuşacağız. O aradan önce iki soru vardı ya. Kayısı ve muzla ilgili. Şimdi galiba. Şey çok geliyor. Darende kayısısını soruyorlar. Darende kayısısı çok erken dönemlerden itibaren bilinen bir şey değil. Sanırım 17. yüzyıl ikinci yarısına ait Üsküdar nahl listelerinde yani Üsküdar piyasasında bulunan malları gösteren listelerde ben Darende kayısısına rastladım. Tam kesin tarihini bilmiyorum ama kesinlikle 17. yüzyılın ikinci yarısıydı. Yani İstanbul'da görüyoruz. Belki İstanbul'da daha önce görmeye de başlıyoruz. Malatya kayısısı, Darende kayısısı 17. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul pazarlarında artık görülmeye başlanıyor. 17. yüzyıl aynı zamanda gıda tarihi açısından önemli bir yüzyıl. Çünkü birçok ürünün aşılaması yapılıyor. Aynı zamanda iktisat tarihi açısından da önemli bir yüzyıl. Çünkü 17. yüzyılda para ekonomisinin yaygınlaşmasıyla birlikte köyler, kentlerle kırsal kesim arasında çok ciddi bir ticari ilişki ortaya çıkıyor. Alışverişler yoğunlaşıyor. Dolayısıyla belki birçok yerdeki ürün çok daha önceden o bölgede üretiliyordu. Ama İstanbul'a ulaşması, birçoğunun İstanbul'a ulaşması 17. yüzyılda gerçekleşmiştir. Özellikle de 17. yüzyıl ikinci yarısında. Elimizde biliyorsunuz Mübahat Hanım'ın yayınladığı 1640 tarihli nart defteri var. Evet, İstanbul piyasasındaki malları gösteren, gıda maddelerini gösteren nart defteri. Ama narhın da ne olduğunu bir kısaca bir açıkla istersen. Kısaca piyasada bulunan ürünlere verilen tavan fiyattır. Devletin verdiği. Devletin verdiği. Devlet piyasadaki birçok malın fiyatını belirlerdi. Bunun için de özellikle para operasyonlarının olduğu dönemlerde, devalüasyon dönemlerinde nart listelerini kesinlikle tutardı. Onlardan bir tanesi de 1640 yılındaydı. Daha sonraki dönemlerde değişik yıllarda nart defterleri tutulmuştur. 17. yüzyılın ikinci yarısında 1640'taki listelere baktığınız zaman orada bulunmayan birçok malın 17. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul piyasalarında bulunmaya başladığını görüyorsunuz. Mesela elma çeşidi biraz farz-ı muhalle atma olacak. 20 ise 17. yüzyılın ikinci yarısında 45'e çıkıyor.
Peki Amasya elması var mı? Amasya elması diye. Çok erken tarihlerden itibaren meşhur bir elma. Amasya diye. Amasya elması diye. Hı. Sarayın elma ihtiyacı iki noktadan karşılanıyordu. Birisi Amasya, birisi de Akşehir. Uzak bölge olarak yani elmayı tedarik maliyeti çok ağır olmasına rağmen, çok yüksek olmasına rağmen Akşehir'den ve Amasya'dan elma geliyordu. Aynı zamanda İstanbul piyasasından da elma alınıyordu. Çünkü İstanbul dediğimiz yer çok fazla bostana sahip bir yerdi. Bu bostanlarda sebzelerle birlikte meyveler de üretiliyordu. Dolayısıyla İstanbul'dan karşılıyordu. İstanbul ve yakın çevreden İstanbul'un meyve ihtiyacı karşılanıyordu. Aslında bu da saray için şey saray... çok soruyorlar sana. Diyetten öldürülen padişah kimdi? İkinci Süleyman. İkinci Süleyman. Yani o ya Zübde-i Vekayat'ta ya Anonim Ali Osman'da Abdülkadir Hoca'nın yani ikisinden birinde okudum hatırlıyorum. Şey diyor, doktoru suçluyor. Yani aşırı periz yaptırdı diyor, padişahı öldürdü diyor. Yani ikinci Süleyman'ı zaten adam 40 sene. Bir de hangi vezirde ata çiğnetirler? Hasta diye. Ata mı çiğnetiyor? Ata mı eşeğe mi? Şeye yok yok, Sinan Paşa. Sinan Paşa. Koca Sinan değil ama başka bir Sinan. Evet. Adam şimdi sevgili seyirciler, biraz önce Pelin Hanım'ın da sorduğu balık konusunu çay ve yoğurt meselesiyle meşhur Bolulu aşçılar konusunu biraz sonra ele alacağız. Bundan sonraki aradan sonra bunları konuşacağız. Çok soru geliyor. Şimdi hocam bu sizin kitapta şu. Osmanlı Saray Mutfağı. Burada bir grafik var. Reel mutfak giderleri diye çok enteresan. Mesela 1489-1490 yıllarında Fatih sonrası. Hatta Kanuni zamanında mutfak giderleri çok yüksek değil ama 1615-16'da kim var tahtta? Erhan? Birinci Ahmet. Birinci Ahmet. Dördüncü Murat'ın babası. Zıplamış böyle şey gibi mutfak masrafları. Niye öyle? Pardon, oradaki rakamları görebilmem mümkün. Tabii. Şurada mesela 1200'e çıkmış, 1400'e yaklaşmış. Son taraftaki rakamlardan bakarsanız aynı 1615. Tarihlerde kaçtan kaça çıkmış? Şimdi 1480-1490'da 1.227.360 nedir bu? Akçedir. Akçeyken 1615'te 13.531. 10 misli. Evet. Bu aynı zamanda sarayda yaşayanların sayısıyla doğrudan alakalı, saray nüfusuyla doğrudan alakalı. Çünkü saray nüfusu 16. yüzyılın başlarında yani 4-5 bin olarak tahmin ediliyor. Ama 17. yüzyılın başına geldiğimizde 12-13 bin. Saray nüfusu bak. Dolayında. Dolayısıyla... Niye sığıyorlar? Ya affedersiniz. Bunların tamamı... Sivas'ın nüfusu 3 bin. Tokat ne kadar? Tokat 14 bin.